Selamlar herkese. Yeni bir videoyla da karşınızdayız. Bu eğitim videosunda Ethereum'dan ve katman 2 çözümlerinden bahsedeceğiz. Aslında önceki videolarda da zaten Ethereum'dan bahsetmiştik ama Ethereum'a bağlı olarak çıkan katman 2 çözümlerinden bahsedeceğimiz için biraz yine Ethereum tarafından bahsedeceğiz aslında. Ya burada gerçekten katman 2 çözümleri, layer 2 olarak geçen çözümler oldukça önemli ve ileriki konularda da çokça bahsedeceğimiz için bu konunun başında da yine iyi bir şekilde anlayalım diye basit bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi Ethereum'un zaten bahsetmiştik özelliklerinden ama bir özet olması için kısa bir şekilde bahsedersek yine Ethereum'un temel özellikler. Ethereum blockchain teknolojisine basit bir para transferi aracı olmasından çıkardı demiştik. Çünkü Bitcoin bir para birimi, dijital para birimi olarak görülüyordu ama Ethereum teknolojisiyle birlikte artık burada her şey blockchain üzerinde programlanabilir oldu. Yani blockchain üstünde artık uygulamalar çıkarılabilir oldu. En önemli buradaki olay da aslında akıllı sözleşmeler. Çünkü akıllı sözleşmeler sözleşme dediğimiz nasıl günümüz normal sözleşme yapıyorsun. Akıllılar ne komut veriyorsan oraya o sözleşmesini çek kendi kendine yapıyor. Bunlar arasında dijital anlaşmalar ve iki taraf arasında bu akıllı sözleşme yapıldığında hiçbir aracıya gerek olmadan bu sözleşme kendi kendine orada ne yazıyorsa onları yapıyor. Örneğin işte bana borcun bu saat zaman yatmazsa o zaman ipotek ettiğim şey bana geçiyor gibi gibi. Gayrimenkul satışında özellikle bu tarz şeyler kullanılmaya da başladı. İleride daha çok kullanılacak. Zaten merkeziyetsizlik konusunu söyledik diğer tarafta EVM muhabbeti Ethereum Virtual Machine nasıl telefonlarda uygulamalar geliştiriliyor? Ethereum üstünde de uygulamalar geliştirilebiliyor ve bunların hepsi de merkeziyetsiz uygulamalar ve Ethereum bu altyapıyı bizlere sağlıyor. Şimdi geçen eğitimde bahsetmediğimiz Ethereum token standartlarından da bahsediyorum. ERC20 ve ERC721. Ethereum'da bir token token standardı var ama özellikle bunlardan bahsetmek istedim. ERC21 kripto paraların oluşturulduğu daha çok bir standart. Örneğin Tether gibi. E bunlar alınıp satılabiliyor, kopyalanabiliyor, çoğaltılabiliyor. ERC721 ise NFT'ler için bir standart. Non-Fungible token olarak geçen Bu olduğunda NFT tarafında bu sefer bu her oluşturulan token burada özel oluyor. Hiçbiri birbirine benzemiyor. ERC721 standartı da çoğunuzun bildiği işte maymunlar, Bored Ape, Yacht Club veya CryptoPunks'lar örnek verilebilir. Ama tabii ki Ethereum her ne kadar birçok şeyin kapısını açsa da belki blok zincir dünyasındaki teknolojik değişimin öncülerinden biri olsa da Ethereum'un bize getirdiği sorunlar var. Bunun başında da yüksek işlem ücretleri geliyor. Ağ yoğun olduğunda işlem ücretleri artıyor. Bu ne demek? Bildiğiniz hani her yerde olduğu gibi bir ağ 100 kişi kullanıyorsa hızı ayrı, 10 binlerce kişi kullanıyorsa ayrı. İnsanlar Ethereum'u aynı anda çok sık kullanınca bu sefer ağ ücretleri çok yükseliyor ve ücretler gerçekten yani yüksek. Örneğin ben yıllar önce yaşamıştım. 3 yıl önceydi herhalde. Bir NFT alacaktım. Mint etmek deniyor NFT'yi basmaya. Ve onun için tamı tamına 2000 dolar gaz ücreti çıktı. Yani sadece buradaki o işlemin yapılması için benim 2000 dolar ödemem gerekiyordu. Böyle bir maliyete sebep oluyor. Her ne kadar gaz ücretleri şu an düşük olsa da yeni geliştirilen güncellemelerle birlikte bu büyük bir sorun. Bunun çözümü de Layer 2'lar yani katman 2'ler. Çünkü katman 2'lerde gaz ücretleri çok uygun. 0 sent cent hatta daha ucuz gaz ücretleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Ölçeklenebilirlik sorunu var Ethereum'da ister istemez. Çünkü cidden Ethereum çok büyüdü. Çok büyük bir talep var. Ama saniyede işlenebilecek işlem sayısı da belli, sınırlı. Onun için de burada bir sorun yaratıyordu. Ve bu sorunların işte bu iki ana sorunda ortaya çıkınca katman 2 çözümleri geldi ve bu sorunları çözmeye başladı aslında. Şimdi birazdan katman 2 tarafından da bahsedeceğiz. Yani peki katman 2 çözümleri neler? Aslında bunların hepsi Ethereum ana zincirin üstünde çalışıyor. Ne demiştik? Ethereum katman 1 oluyor, Layer 1. Bu katman 2 çözümleri de Layer 2 oluyor ve Ethereum üzerinde çalışıyor. Ve bunlar hem Ethereum tarafında güvenliği koruyor hem de daha hızlı ve ucuz işlem yapmayı için sağlıyor. Yani artık çok daha hızlı işlem yapıyoruz. Maliyetlerimiz çok daha düşüyor ve aynı zamanda yine aynı şekilde merkeziyetsiz ve güvenli bir şekilde bu işlemleri yapabiliyoruz. Ve bunların başında da ve bugün bu eğitim serimizde de çok çok bahsedeceğimiz Arbitrum var. Arbitrum Ethereum zinciri üzerindeki işlemleri ölçeklendirmek için daha hızlı ve daha ucuz işlem yapabilmemiz için çıkmış bir blok zincir. Bir layer 2 aslında. Ve burada da işte rollup teknolojisini kullanıyor. Ne yapıyorsunuz? Örneğin bir işlem yaptınız. işlemi Arbitrum zinciri üstünden yapıyorsunuz. Arbitrum'a işlem geliyor. Arbitrum bu işlemi paketliyor ve optimize ediyor. Yani maliyetleri düşürüyor ve burada az önce bahsettiğimiz işlem sayısı olaylarını o optimize ediyor. Ve daha sonra bu paketlenmiş işlemleri Ethereum'a gönderiyor ve sonra işlemimiz de onaylanmış oluyor. Yani Arbitrum aslında bir aracı banka gibi, aracı bir kurum gibi düşünebiliriz. Çünkü bir yerde çok sıra varsa yani bunun şubeleri açılıyor. Aslında Ethereum'un bir şubesi gibi ama bunu farklı teknolojilerle çok daha hızlı ve uygun fiyata yapıyor. Bunun gibi birçok zincir var. Bunlardan biri de örneğin Polygon. Polygon da bir yan zincir aslında. Bir yine Layer 2, Katman 2. Bu da Ethereum'da insanların işlemlerini hızlandırması, daha düşük ücretleri işlemleri yapması için çıkmış bir zincir diyebiliriz. İşte Optimism var, ZK var. Birçok var gerçekten. Ben şimdi onların detayına girmek istemiyorum. Ethereum üstünde birçok Layer 2, Katman iki çözümü mevcut. Bu Katman iki çözüm. Tabii ki uygulamalar için özellikle en büyük ihtiyaç. Çünkü DeFi kullanıyoruz örneğin. Ben borç alacağım, işte borç vereceğim veya bir şey alıp satacağım. Gaz ücreti ödemek istemiyorum. Yani zaten merkezi tarafta ücret ödediğim için, masraf çıktığı için kaçmışım. E, blok zincire gelmişim. E, burada da gaza ücreti ödeyeceksem ne anladım? Veya yeterince hızlı olmayacaksa ne anladım? onun için burada birçok platformda Layer 2 üstünde çalışıyor. Bunlardan biri de GMX platformu mesela. Arbitrum üstünde çalışıyor ve işlem ücretleri çok düşük ve hızlı. Yani gerçekten basıyorsunuz bir saniyede oluyor işlem. Çok düşük ücretler var ve işlemler hızlı. Aslında işte anlatmak istediğim biraz bu. Katman iki çözümleri bunu sağlıyor yani. Hızlı ve ucuz işlemler yapmanızı gaming tarafına da bakalım oyun tarafında katman iki neler yapılıyor. Blockchain üstünde birçok oyun var. Ethereum üstünde de eskiden çok oyun vardı ama Ethereum üzerinde artık pek oyun yok. Neden? Çünkü her işlemi yaptığınızda mesela oyun içinde bir işlem yapıyorsunuz. Bir şey satın alıyorsunuz veya oyun içinde bir işlem için bir imza atmanız gerek blok zincir üstünde. Ve bunun her birine gaz ücreti ödemek veya beklemek iyi olmuyor. Onun için katman iki çözümleri burada iyi oluyor. Çünkü oyun içinde oyuncu olarak siz birçoğunuz oyun oynuyordur. Hızlı etkileşimler çok önemli. Maliyetlerin düşük olması önemli ve herkese erişmek önemli. Onun için de layer 2 oldukça önemli. Örneğin burada da Pirate Nation projesinden bahsetmek istiyorum. Pirate Nation projesi aslında böyle korsanların olduğu savaşların olduğu bir oyun. Blok zincir üstünde tamamen ve 33 milyon dolar yatırım almış Proof of Play tarafından gelişen önemli bir oyun ve Arbitrum üzerinde inşa ediliyor. Ve size burada göstermek istiyorum işlem sayısını. Pirate Nation'da günlük 1 milyondan fazla işlem yapılıyor oyun içinde. Yani 1 milyondan fazla oyun içinde blok zincir üzerinde işlem yapılıyor ve hiçbir sorun yaşanmıyor. Maliyetler oldukça düşük. Doğru çözümler olunca gerçekten oldukça iyi sonuçlar alıyoruz diyeyim. Layer 2 tarafında zaten detaylara gireceğiz Katman 2'ye. Arbitrum'un birçok detayına gireceğiz. Biraz bir toparlayalım. Ethereum Katman 2'nin entegrasyonu konusunda bu çözümlerle birlikte Ethereum artık ölçeklenebilirlik sorunlarını çözüyor. Ama yine de Ethereum gerekiyor. Katman 2 projeleri de gerekiyor. Çünkü birçok kullanım senaryosu var blok üstünde ve her gün büyüyor. Çünkü henüz oturmuş bir sektör değil, kendi gelişimde olan bir sektör. Onun için de gelecekte çok farklı çözümlerde mutlaka göreceğizdir. Yani yine bu katman 2 projeleri sayesinde artık burada çok daha fazla proje çıkıyor. Çünkü Ethereum'un ölçeklenebilme sorunu, hızlı yavaşlık sorunu çözülüyor ve bununla birlikte de katılım artıyor ve topluluk tarafı da büyüyor aslında. Temel özelliklerini Ethereum'un anlattık. Katman ikilerden de genel bahsettik ama her zaman dediğim gibi sorularınız varsa, yorumlarınız varsa yazın mutlaka. Topluluğa da katılın mutlaka. Bir sonraki konumuzda da Arbitrum nedir? Bu soruyu cevaplandıracağız ve bunun üstüne gideceğiz. Umarım keyifli gidiyordur. Yorumlarınızı da bekliyorum.